Ben tabii sizi çok yakından takip ediyorum. Çalışmalarınızın niteliğini biliyorum, içeriğini biliyorum ve background'unu biliyorum. Tabii ki fotoğrafın da sizin hayatınızda çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum. Ben 10 yıl önce İzmir'e taşındığımda evet. ve galeri yöneticiliği yaptığım dönemde sık sık böyle İzmir'de yaşayan sanatçılardan sohbetler edilirdi. Ve sizin de Balçova bölgesinde, işte Güzelbahçe bölgesinde çok fotoğraf çektiğiniz, dağ taş dolaşıp evet. fotoğrafladığınız ve bunları belgelediğiniz, biriktirdiğiniz evet. söylenirdi. Hakikaten işlerinizde de o fotoğrafik etkiyi görüyoruz ve fotorealist bir yaklaşımla çalışıyorsunuz. Bu fotorealizme yönelişiniz nasıl oldu? Nasıl başladı? Bir kere aldığımız eğitim, yani okulda aldığımız eğitim bizi biçimliyor. Yani başka bir eğitim alsaydık muhtemelen başka şeyler yapabilirdim. Ama yine fotoğraf tadına, gerçekçi tadına yakın bir şey olurdu. Yani dediğim gibi şeyim, doğam öyle bir, öyle biçimlemeye yatkın bir şeyim var, tarzım var. Fotoğrafik yapma öğrenciliğimde olan bir şey değildi. Yani sonradan geliştirdiğim bir şey o. Mesela sinema benim çok ilgi duyduğum bir alandı. Hep söylüyorum. Yani evet. eğer şey olmasaydı, biraz sanatlar alanında çalışmasaydım, kameraman bile olsam, sinema alanında arka plan ama yönetmen falan değil, yani senarist değil, teknik ekipte çalışmak isterdim. Bakan göz olmak istiyorsunuz aslında. Evet, yani görmek, kadraj almak, kadraj almak, görüntüyü yakalamak, görüntü evet. yönetmeni olmayı çok isterdim mesela. Yani bana da çok yakın gelirdi bu. Daha sonra işte fotoğraflardan yararlanan, yani teknik bir şey yapıyorum resimlerde, mesela bez ya da plexileri de fotoğraf altyapısını kullanıyorum. Onları Illustrator'da, Adobe Illustrator'da bir filtreden geçiriyorum. Küçük boyama alanları yaratarak aslında bir çeşit şey, yani yoruma dayalı bir resimden çok resmedilebilir bir fotoğraf üretiyorum. Evet. Dolayısıyla bu alanı keşfettikçe, Illustrator'ın olanaklarını keşfettikçe bunu yetkinleştirmeye başladım. Yetkinleştirmeye başladım ama tabii ilk aldığım örnekler internetti. Ve çok amatörce şu an düşündüğümüzde aslında profesyonel bir sanatçının ki o zaman profesyonel olarak düşünmüyordum kendimi açıkçası. Yani şey, yola çıkmış biri gibiydim. Yani profesyonel bir sanatçının herkesin kullanabileceği o bir internet görüntüsünü alıp kullanması çok mantıklı gelmedi. Yani şey geldi, evet. kötü geldi. Dedim ya bunu kendim çekeyim. Yani güzel bir donanım aldım. Daha sonra şey, çok da şeyimdir yani aslında çok sosyal bir insan değilim. Birine gidip ya fotoğrafınızı çekmeyi istiyorum demek ya beni böyle şey mahveden bir şeydi. Hatta bazen okulda işte yüzünü çok uygun bulduğum bir arkadaşa gidip söylediğimde genç arkadaşa benden korkarak kaçıyordu yani şey. Ya da düzgün teklif edemiyordum herhalde bilmiyorum yani şey. Ama sonra alıştı insanlar yani amacımın gerçekten bir model arayışı olduğunu fark ettiler. Kendim çekmeye başladım. Önce doğrudan fotoğraf çekiyordum ama bu yetmedi. Sonra senaryolu fotoğraflar çekmeye başladım. Yani daha çok kaygı duyan insan görüntüleri ki sanatta hep sevinç çok işlenen bir konu değildir. Yani mesela gülen bir insanı resimlerde çok görmezsiniz evet, sanat tarihinde. Evet, sanat tarihine baktığınızda evet. daha çok hüzün, evet. melankoli evet, ön plandadır. Evet, aynen öyle. Karamsar bir yapısı vardır evet. sanatın aslında. Karamsarlığı ifade eden bir şeydir. Dolayısıyla kendimce bir senaryo yazıyordum. Küçük bir senaryo. Çalıştığım arkadaşlarım da bunu oynamasını istiyordum. Yani işte bir yerden kaçıyor ya da saklanıyor, gizleniyor. Bunun bütün süreci videoya alıyordum, aynı zamanda fotoğraf çekiyordum. Bazen 6 saat falan sürüyordu bu. Evet. Daha sonra dediğim gibi kendi şeyimi, kendi çektiğim fotoğrafları kullanmaya başladım. O çektiğim videolardan kareler aldım. Yani bu kadraj alma duygusu her zaman çok hoşuma gitmiştir zaten. Gittikçe şeye döndü bu iş. Yani fotoğrafı resme dönüştürmeye döndü. Yani birebir. Fotoğrafın teknik olarak aktarıldığı resimler yapmaya başladım. O noktada geldi ve tamamlandı sonra o.